Selamlar sevgili gençler, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Taban değiştirme kuralında kalmıştık. Taban değiştirme kuralı nedir, ne değildir? Önce ondan bahsederek başlayalım videomuza. Şimdi, C sayısı 1 haricindeki bir pozitif reel sayı olmak üzere logaritma A tabanında B'yi, A'nın zaten sen pozitif ve 1'den farklı olması gerektiğini biliyorsun. Logaritma a tabanında b'yi nasıl yazabiliriz? Şu şekilde. Logaritma c tabanında b bölü logaritma c tabanında a. Yani bak buradaki a payda kısmındaki logaritmanın içine geliyor. Buradaki b pay kısmındaki logaritmanın içine geliyor. Ve buraya da istediğin bir uygun, bak uygun diyorum. Uygun yani bu şart uygun. Bir tabanla değiştirebiliyorsun. Misal logaritma 3 tabanında 7 eşittir. Bak. 3'ü buraya yazdın. 7'yi buraya yazdın. Buradaki 3 ve buradaki 7 bunlar. İstediğin bir rakam seçtin. Bir sayı seçtin. Logaritma 5 tabanında 7. Logaritma 5 tabanında 3 diye değiştirebilirsin. Veya 5 tabanında 6'yı bak 10 tabanı seçmişiz burada. Log 6 bölü log 5 biçiminde yazabilirsin. Veya logaritma x bölü logaritma y'yi logaritma y tabanında x biçiminde diye yazabilirsin. Yani bunu da bu tarafa doğru devşirebilirsin. Hatta ve hatta şunu da yapabilirsin. Nasıl diyelim? Şöyle diyelim. Logaritma hatta şöyle diyelim direkt. Ln x bölü ln y'yi de logaritma y tabanında x diye de yazabilirsin. Tamam? Buna da izin var yani. Sıkıntı yok. Çünkü bunların tabanı e. O e'leri sildin. Logaritma y tabanında x kaldı. O halde bunun da sonucu olarak logaritma a tabanında b'yi sen b tabanında yazarsan yani logaritma b tabanında b bölü logaritma b tabanında a diye yazabilirsin. B tabanında b 1 olduğu için 1 bölü logaritma b tabanında a'ya eşit olacaktır. Bak şu ifade şuna eşit. O halde ben logaritma 3 tabanında 5'i direkt 1 bölü bak ters çevirdim. Logaritma 5 tabanında 3 diye de yazabilme imkanına sahibim. Örnek olarak da buradaki örnekleri yine inceleyebilirsin. Logaritma 2 tabanında 3 a ve logaritma 2 tabanında 5 b ise logaritma 12'nin a ve b cinsinden eşitini yaz demiş. Şöyle diyelim. Öncelikle logaritma 12'yi ben şu şekilde yazabilir miyim? Logaritma 12'den yola çıksak. Logaritma bu 10 tabanında 12'dir biliyorsun. Ben bunu logaritma ne yazalım bir düşünelim bakalım. Logaritma 12'yi tamam. Logaritma 2 tabanında 3 artı logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 2. Yani buradaki amacım şu. Sileyim. Buradaki amacım şu gençler. Ben bunu logaritma 2 tabanında 12 bölü logaritma 2 tabanında 10 diye yazabilmek. Şimdi şuraya bakıyorsun 3, 2, 2 çarptın 12 geldi mis bölü sonra da burayı logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 5 diye de yazabiliriz. Logaritma 2 tabanında 3 kaçtı? A'ydı. Bu kaçtı? 2 tabanındaki 1. Burası kaçtı? 1. Burası kaç? 1. Burası kaç? Bu da B'ymiş. O halde logaritma 10 tabanında 12 bakın A artı yukarıda 2. Bölü alt tarafta da b artı 1'dir diyebilirsiniz. İşte logaritma 10 tabanında 12'yi yani logaritma 12'yi bu şekilde ifade ettik. Geçtim bir alttaki soruma. Logaritma 4 tabanında 5. Ben bu logaritma 4 tabanında 5'i şöyle yazabilir miyim? Logaritma 2 tabanında logaritma 2'nin karesi tabanında 5 çarpı. Bakın burayı ben logaritma 5 tabanında 5 üzeri 1 bölü 3 tabanında 3'ün küpü diye de yazabilirim. Çarpı. Burayı da logaritma 3 üzeri eksi 2 tabanında 2'nin 4. kuvveti diye de yazabilirim. Daha sonrasında şu 2'yi başa nasıl atarım? 1 bölü 2 çarpı. Şu 3'ü başa attım 3. 1 bölü 3'ü ters çevirip başa attım 3 çarpı. 4'ü başa attım 4. Eksi 2'yi başa ters çevirip attım eksi 2 çarpı. Bak burada ne kaldı? Logaritma 2 tabanında 5. Çarpı logaritma bak şunlar başa attıklarım. Şunları hep başa attım ben. Şöyle başa attım. Sonrasında logaritma
Şurada 5 tabanında 3 kaldı. Ve çarpı logaritma ne kaldı? 3 tabanında 2 kalmış oldu. Şimdi arkadaşlar ben burada eksi 2 ile 2'yi çarparsam eksi 4 gelir. 4'e de bölersem eksi 1 gelir. Eksiyi başa yazdım. Eksi 1 çarpı 3 çarpı 3 ne geldi? Eksi 9. Şimdi çarpı bakın. Logaritma 2 tabanında 5. Normalde bizim anlatacağımız şöyle bir kural olması lazım. 5'ler gitti, 3'ler gitti, 2'ler gitti, hiçbir şey kalmadı. Cevap eksi 9 dememiz gerekiyor. Ama ben bunu demeyeceğim. Sana bunun sebebini anlatacağım. Logaritma 2 tabanında 5'i ben logaritma 5 bölü logaritma 2 diye yazarım. Çarpı bunu logaritma 3 bölü logaritma 5 diye yazarım. Çarpı diğerini de logaritma 2 bölü logaritma 5 diye yazarım. Ha, şimdi götürebilirsin bak. Log 5, log 5, log 2, log 2. Log 5 log 5 şurayı yanlış yazdık. 2 5 3 2 şurası. Heh. Log 3 log 3 log 5 log 5 gitti hiçbir şey kalmadı. Cevap neymiş? Eksi 9'muş diyebiliriz. Aslında bunları hani sen her seferinde bu şekilde yazmana gerek yok. Tabanla iç aynıysa götür çarpım durumunda. Bunlar eşit bunlar eşit götürdük hiçbir şey kalmadı. Ne kaldı geriye? Eksi 9 kaldı diye de söyleyebilirsin. Şuna bakalım. Bunları ters çevirirsem bak burası logaritma 60 tabanında 4'tür artı burası logaritma 60 tabanında 3'tür artı burası da logaritma 60 tabanında 5'tir. Şimdi tabanlar aynı ise içleri ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. 60 tabanında 4 çarpı 3 çarpı 5. Bu da logaritma 60 tabanında 3 kere 5 15 çarpı 4 60 yapar. 60 tabanında 60 da kaçtı? 1'di. Demek ki cevap 1'miş. Yani şu koskoca işlemin cevabı neymiş? 1'miş sevgili gençler. Dördüncü sayfamın ilk sorusundayım. Logaritma 2 tabanında 3. X ise 18 tabanında 24 nedir? X türünden tabii ki. Şimdi bunu da şöyle yapalım. Logaritma bakın 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 3. Birazdan nereye varacağını göreceksiniz. Bölü logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 3 artı logaritma 2 tabanında 3 yazdım. Üst taraf logaritma 2 tabanında 2 kere 2 4 kere 2 8 4 kere 3 24 8 kere 3 de 24 yapar. Bölü 2 kere 3 6 6 kere 3 18 yapar. Logaritma 2 tabanında 18. Şimdi şu ikileri görmezden gelirseniz burası neye eşit oldu? Logaritma 18 tabanında 24'e eşit olmadı mı? Demek ki arkadaşlar şurada göstereceğimiz ifade şuna eşitmiş. Yani bize sorulana eşitmiş. O halde ben şunu bir sileyim. Bunu sildikten sonra da 2 tabanında 2 neydi? 1'di. Burası da 1. Burası da 1. Burası neydi? X'ti. O halde üst taraf ne oldu? 3 artı x. 3 artı x oldu. Bölü alt tarafa bakıyorum. Burası 1. Burası x. Burası x. Yani ne oldu aşağısı da? 1 artı 2x olmuş oldu. Bu da neye eşitmiş? Logaritma 18 tabanında 24'e eşitmiş. Demek ki bizim cevabımız 3 artı x bölü 1 artı 2x olacakmış sevgili gençler. Bir alttaki uyarımda ve özelliğimde şunu diyeceğim. Arkadaşlar bir sayının üssü logaritmikse üstteki logaritmanın içiyle şöyle yazalım gösterelim. Ben orada işaretleyince karalanmış oluyor. Şu x ile a'nın yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Yani sen buna x üzeri logaritma a tabanında a yapabiliyorsun. Bu da ne olmuş oldu? A tabanında 1 ise cevap x'tir. Demek ki sen buradaki c ile a'nın yerini istediğin gibi değiştirip oynayabiliyorsun. Sıkıntı yok. Buradaki örnekleri de yine bu açıdan inceleyebilirsiniz. Biz hemen şuna bakalım. Bakın arkadaşlar. Buradaki 5 ile 9'un yerini bir değiştirelim bakalım sizde. 5 üzeri logaritma 3 tabanında 9. Ben bunu 5 üzeri da üzerileri gösterebilmek için, daha anlamlı kılabilmek için bunları şöyle yazalım. 5 üzeri şu 9'u logaritma 3 tabanında 3'ün karesi diye yazarım. 2'yi de başa atarsam bakın 5 üzeri 5 üzeri 2'yi başa attım. 2 çarpı daha sonrasında da devam ediyorum. Logaritma 3 tabanında 3.
Logaritma 3 tabanda 3'ün 1 olduğunu biliyorsun. Demek ki bu 5'in karesine eşitmiş ve cevap neymiş? 25'miş diyebiliyorsun. Bir alttaki sorumuz. Bunun toplamı 250 ise x kaçtır diye soruluyor. Bak, 5 üzeri logaritma x tabanında 8'i yazdım. Bu da buna benzer bir ifade ya. 5 ile 8'in yerini bir değiştir bakalım. 5 üzeri logaritma x tabanında 8 eşittir kaçmış? 250. Şimdi şunla şu aynı değil mi? Aynı. O zaman iki tane 5 üzeri logaritma x tabanında 8 kaçmış? 250'ymiş. Her iki tarafı 2'ye bölersen eğer 5'in logaritma x tabanında 8. kuvveti 250 2'ye böldüm. 125'tir. Şimdi soru şu. 5'in kaçıncı kuvveti 125'tir? Tabii ki 3. kuvveti. Demek ki logaritma x tabanında 8 kaçmış? 3'müş. Sonra da ne yapacağız? X üzeri 3 eşittir logaritmanın içi. O halde arkadaşlar x küp 8 ise x kaçtır? 2'dir. Cevabımız da budur diyebiliriz. Logaritmalı denklemler diyoruz şimdi. Yine a birden farklı bir pozitif reel sayı ve f(x) 0'dan büyük, g(x) 0'dan büyükse, logaritma a tabanında f(x), logaritma a tabanında g(x)'e eşitken logaritmaların içleri de birbirlerine eşittir. Örneğimize bakalım. Buraya örnek yazmayı unutmuşuz. Şöyle soru işareti koymayı unutmuşuz. Soru işaretini koyalım arkadaşlar. Böyle yapalım. Şimdi logaritma 2 tabanında x eksi 3 eksi logaritma 2 tabanında x eşittir. Logaritma 2 tabanında x artı 1 eksi logaritma 2 tabanında 15. Bunu sağlayan x değerleri nedir diye sormuş. Bak. Arada çıkarma işlemi var. Hepsinin de tabanı 2. Logaritma. Açtım parantezimi. X eksi 3 bölü x'tir burası. Tabi tabanımız da 2. Eşittir. Bakın buradakilerin de tabanı 2. Logaritma 2 tabanında açtım parantezimi. X artı 1 bölü 15 diyebiliriz. Şimdi burası log 2 tabanı. Burası da log 2 tabanı. O zaman ben bunları görmezden gelip direkt içleri birbirine eşittir diyebilirim. X eksi 3 bölü x. X artı 1 bölü 15'e eşit olacak. İçler dışlar. 15x eksi 45 eşittir. X kare artı x. Hepsini sağ tarafa toplayalım. X kare eksi 14x artı 45 eşittir 0 dersem x'e x eksi 9'a eksi 5 diye açarsam çarpımları 45 toplamları eksi 14 olacaktır. O zaman x1 eşittir 9 ve x2 eşittir 5'tir diyebilirim. Sağlamayan bir x değeri var mı diye de kontrol ediniz arkadaşlar. 9'u yerine yazdığınız zaman hiç tanımsız yapan bir değer yok. 5'i yerine yazdığınız zaman tanımsız bir değer yok. X değerleri nelermiş? 9 ve 5'miş sevgili gençler. Bunu da bu şekilde çözebilirsiniz. Geçiyorum sağ üst tarafa. Bu örnekteyim. Şurayı bir temizleyelim. 3 üzeri ln x 2 üzeri ln 9 denkleminin kökü nedir diye sorulmuş. Burada ne yapmamız lazım? Bir bakalım. Öncelikle 3'ün ln x'inci kuvveti 2'nin ln 9'uncu kuvvetine eşitse sevgili gençler. Ben bunu şu şekilde yazabilirim. Bakın. 3 üzeri ln x eşittir 9 üzeri ln 2. Bunu bu şekilde yazabiliriz. Sonra da 3 üzeri ln x eşittir 3 üzeri 2'nin ln ikinci kuvveti de yazılabilir. Hatta bunu da 3 üzeri 2 çarpı ln 2 diyebiliriz. Çünkü x'in a'nıncı kuvvetinin b'nıncı kuvvetini sen x üzeri a kere b diye yazabiliyordun. Üstler çarpılıyordu. Üssün üssü varsa. Burada da 2 kere ln 2 diyebiliriz. Hatta bunu da 3 üzeri ln 2'nin karesi yazabilirsin. Madem buradan alıp buraya atabiliyorsun, buradan alıp bunun kuvvetine de atabilirsin. Bu da nedir? 3 üzeri ln 4'tür. Bak. 3 üzeri 3 üzeri ln x ln 4. O zaman x kaçtır güzel kardeşim? X 4'tür diyebiliriz. O zaman o halde bu denklemin de kökü 4'tür sevgili gençler. X üzeri log x 100x ise eşitse bu denklemin çözüm kümesi nedir diye sorulmuş. X üzeri log x. Gidip burada x'lerin yerini değiştirebilirsin ama bir halta yaramaz. Ne yapacağız? Her iki tarafın logaritmasını alacaksın. Aldın logaritmayı. Aldın logaritmayı yazıyorum. Logaritma içerisinde
Logaritma x üzeri logaritma x eşittir logaritma 100x. Bunu bu şekilde yazdım. Log x'i başa atıyorsun. Bak şimdi şurası x'in kuvveti. Bunu başa atıyorum. Logaritma x çarpı logaritma x eşittir. Ben burayı logaritma 100 artı logaritma x diye de parçalayabilirim. Çarpılmış sonuçta bunlar. Burası da ben şuraya a, buraya a dersem burası da a olacaktır doğal olarak. A'nın karesi bu a'yı at bu tarafa eksi a. Logaritma 100 nedir? 2'dir değil mi? 2'yi de bu tarafa at eşittir 0. Elimizde bizim a kare eksi a eksi 2 eşittir 0 diye bir denklemimiz mevcut. Ben bunu a'ya a, burayı da eksi 2 artı 1 diye parçalarsam a eşittir 2 ve a eşittir eksi 1 olacaktır. Şimdi gelelim kökü bulmaya. Kökler 2 ve eksi 1 değil, bize x soruluyordu. Ben burada neye a dedim? Logaritma x'e. Logaritma x eşittir 2 ve logaritma x eşittir eksi 1 diyeceğiz. Bu logaritmanın tabanı ne? 10. Buranınki de 10. O halde diyeceğim ki 10'un karesi logaritmanın içine eşittir. Yani x eşittir 100. Ve 10'un eksi birinci kuvveti logaritmanın içine eşittir. Yani x eşittir. 10'un eksi birinci kuvveti kaç? 1 bölü 10. Bunun çözüm kümesi sorulmuş. Çözüm kümesi önce küçük eleman yazılır. 1 bölü 10 ve 100'dür sevgili gençler. İşte çözüm kümemiz bu şekilde oluşturuldu. Logaritmalı eşitsizlikler. Tabii denklemini yaptık. Eşitsizliklerini yapmasak ayıp olur. A birden büyükse logaritma A tabanında B, logaritma A tabanında C'den küçük iken B de C'den küçüktür. Tabi burada B ile C'nin sıfırdan büyük olmasını söylememize gerek yok ama biz yine de insaflı davrandık ve söyledik. Bunu unutmaman lazım. Taban birden büyükken direkt sıralama değişmiyor. Bakın B C'den küçüktür diyoruz. Ama taban sıfırla bir arasındaysa ve burada bakın B C'den küçüktür dememiz gerekirken B C'den büyüktür diyoruz. Yani eşitsizlik yön değiştiriyor. Buna dikkat. Buradaki örneği inceleyebilirsin. Ben senin için bu örneği çözeceğim. Bu eşitsizliğin çözüm kümesi. Bakın burası birden büyükse direkt şu hareketi yapabilirsin. 3 üzeri 0 kaç? 1. O halde 2x eksi 10 bölü x normalde eşittir demem gerekiyor ama arada ne var? Büyük var. 3 üzeri 0 kaçtı? 1'di. Bu bundan daha büyüktür diyeceğiz. Ve bunu da hesaplarken bu 1'i bu tarafa atmamız gerekiyordu. 2x eksi 10 bölü x eksi 1 büyüktür 0. Daha sonrasında payda işlememiz lazım. Yani 2x eksi 10 eksi x bölü x sıfırdan büyük. Burası da x eksi 10 bölü x sıfırdan büyük olması gerekiyor diyebiliriz. Şimdi üst tarafın kökü 10, alt tarafın kökü 0. 0 ve 10 için bir kök tablosu oluşturacaksın. Sonrasında da bunlara eşit olamaz diyeceğiz zaten. Ne var? Artı var, artı var. Artıyla başladık. Eksi artı dedik. Sıfırdan daha büyük olması gerekiyordu. Biz bu taraf ve bu taraftır dedik. Güzel. Burada x'in sıfırdan küçükmüş, ondan büyükmüş olabileceği hiçbir şey yok zaten. Yani bir şartımız yok. O halde x buradaki her şey olabilir. Yani x neredeymiş? X elemandır. Eksi sonsuzdan sıfıra kadar birleşim, ondan sonsuza kadar diyeceğiz. Ya da şunu söyleyebilirsin. X elemandır. Tüm reel sayılardan sıfırla 10 kapalı aralığının çıkarılmış halidir de diyebilirsin sen bunun için. Tabii ki ben senin şu şekilde göstermeni daha çok severim. Yani biraz daha matematikçi gibi gösteriyorsun bu şekilde gösterdiğin zaman, değil mi? Geçtik 5. sayfamıza. Bu son sayfamız. Yine güzel örnekler çözeceğiz. Sanırım 6 tane örnek vardı burada da. Logaritma 1 bölü 3 tabanında, logaritma 2 tabanında x artı 8 küçüktür eksi 1. Şimdi buranın tabanı 1 bölü 3. Taban 1 bölü 3 olduğu için ben 1 bölü 3'ün eksi birinci kuvvetini aldığım zaman burası büyüktür işareti olacak. Yani logaritma 2 tabanında x artı 8 büyüktür. 1 bölü 3'ün eksi birinci kuvveti 3 diyeceğiz. Şimdi burası birden büyük olduğu için işaret değiştirmeyeceğiz bu sefer. 2'nin küpü 8 ya. O halde diyeceğim ki x artı 8 de büyüktür. 2'nin küpü 8. Yani x büyüktür. 0 olacak sevgili gençler. Demek ki x sıfırdan büyükken bu ifade her zaman eksi birden daha küçük oluyormuş. O halde arkadaşlar ne diyeceğim? X elemandır. Sıfırdan sonsuza kadar olan açık aralık diyeceğiz. Bir diğer sorumuz. Ln x eksi ln logaritma e tabanında 10
çarpı logaritma 10 tabanında e ifadesinin en sade şekli hangisidir? Şimdi şunun tabanı ne? E. Bunun tabanı ne? E. Bunlar birbirinden çıkarıldıysa ben bunları aynı tabanda bölebilirim. Ln x bölü logaritma e tabanında ne demek? Ln 10. Bir de dışarıda ne var? Çarpı logaritma 10 tabanında e var. Ne güzel. Şimdi burayı da ln x bölü ln 10 ya. Ln şu kısmı logaritma x biçiminde yazabilirim. Çarpı burada ne var? 1 bölü aslında 1 bölü ln 10 mu var? Ln 10 var. Niye? Logaritma 10 tabanında e, log e idi. Bunu ters çevirirsem sevgili gençler ya da log e olarak bıraksa mıydık? Bir düşünelim. Bir düşünelim. Gerek var mı? Aslında şöyle yapabiliriz. Buna hiç, bu topa hiç girmeden şöyle diyelim. Logaritma 10 tabanında e diyelim biz. Tamam mı? Sonra da buraya bak şimdi. Logaritma ln'i şöyle yazıyorum. E tabanında logaritma x yazıyorum. Çarpı burası da logaritma 10 tabanında e olsun. Güzel. Bunun tabanıyla bunun içi aynı mı? Gitti o zaman. Geriye ne kaldı? Bunun tabanı kaldı. Logaritma 10 tabanında logaritma x kaldı. Bu ne demektir? Logaritma 10 tabanında log demektir. Log x bizim cevabımız olacakmış. Yani cevap Adana seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz sevgili gençler. Geçtim bir diğer soruma. Ya bu kısım eskiden PDF'lerde yapıyorduk ya sınavda nasıl çıkar diye. Bu kısım o kısım işte. Bir minibüs hattında aşağıdaki gibi D1, D2, D3, D100 durakları vardır. Her 0 ile 100 arasındaki en doğal sayısı için Dn ile Dn artı 1 yani ardışık 2 durak arasındaki mesafe şu şekilde hesaplanıyor. Logaritma n kare artı 2n artı 1 bölü n kare artı n kilometre olarak hesaplanıyor. D1 ile D100 durakları arasındaki mesafe kaç kilometredir diye sorulmuş. Önce ben şurayı bir düzelteceğim. Logaritma bakın şu n kare artı 2n artı 1 n artı 1'in karesinin ta kendisidir. Alt kısımda da n parantezinde n artı 1 var zaten. Şimdi buradaki n artı 1 ile buradaki bir tanesi giderse iki durak arasındaki mesafe logaritma n artı 1 bölü n olacaktır. Güzel. Şimdi ben diyorum ki D1 ile D2 arasındaki uzaklık ki burada sevgili gençler n dediğimiz şey 1 olacaktır. Çünkü D1 ile D2 arasındaki uzaklık diyorum. Demek ki n 1'miş. N 1 ise logaritma 2 bölü 1'miş. Artı D2 ile D3 arasındaki mesafede logaritma 3 bölü 2 olacaktır. Artı diğeri logaritma 4 bölü 3 olacaktır. Artı logaritma 5 bölü 4 olacaktır. Artı nokta 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 en son D99 ile D100 arasındaki mesafeyi bulmak için N burada 99 olacaktır. Ve logaritma 100 bölü 99'dur diyeceğiz. Doğru mu? Doğru. Ben bunları nasıl toplarım? Tabanların hepsi 10. O zaman içlerini çarparım. Logaritma 2 bölü 1 çarpı 3 bölü 2 çarpı 4 bölü 3 çarpı 5 bölü 4 çarpı nokta 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 çarpı 100 bölü 99 deriz. Ve sonra gördüğünüz üzere çarp 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 hepsi gidecektir. En son 99 gitti. Geriye ne kaldı? Logaritma 100 kaldı. Logaritma 100 kaçtır? 10'un karesinden kaynaklı 2'dir diyebiliriz sevgili gençler. Geçtim bir diğer soruma. Biraz geometri kullanalım bu soruda da. ABC üçgeninde AN iç açıortaydır. AC bölü AB yani şu kısmın şuna oranı logaritma 16 tabanında 9 bölü logaritma 2 tabanında 3'tür. BN de şurası NC'nin 10 fazlası diyor. NC kaç birimdir diye sorulmuş. Şimdi ben bunu şu şekilde yazabilir miyim? Logaritma 2 üzeri 4 tabanında 3'ün karesi bölü burası da logaritma 2 tabanında 3. Bakın üst taraf 2'yi başa attım. 4'ü ters çevirdim attım. Logaritma 2 tabanında 3 kaldı. Burada da logaritma 2 tabanında 3 var. Bunlar gitti 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 mi geldi? Yani diyor ki burası k ise burası 2k diyor bize resmen değil mi? O zaman burası m ise burası 2m olması gerekmez mi? Olur. Şimdi bizim NC'miz kaçmış? M'ymiş. BN neymiş arkadaşlar? Bu da m artı olmuş. Demek ki sevgili gençler 2m dediğimiz şey m artı 10'a eşitmiş. Yani m burada kaçmış? 10'muş diyebiliriz. Burası 10'sa burası kaçtır? 5'tir. Bize ne sorulmuş? NC uzunluğu sorulmuş. O zaman NC uzunluğu kaçtır arkadaşlar? 5'tir diyebiliriz. Bu arada bakalım yanlış bir şey yapmış olabilir miyiz? Olabiliriz.
M artı 10'dur dedik. Yanlış bir şey yaptık çünkü burası 5 iken burası 10 olamaz. Çünkü burası 10 fazlasıydı. Yanlış bir işlem yaptık. Bir bakalım nasıl bir işlem hatası yaptık. Şurayı bir silelim. Ne demiştik biz? Burası M iken burası 2M. Yani ben NC'yi M seçtiğim zaman burası M artı 10 olacak dedik. Ve M artı 10. He, tamam. Ben M artı 10'u M artı 10'u 2M'ye eşitlersem M 10 oluyordu ya. M 10 ise burası 20'dir. Burası 20 ise zaten M 10 olduğu için burası da 10'dur. NC kaç birimdir? 10 birimdir. Az daha güme gidiyordu soru. Sonra da düzelttik. 2 üzeri x ifadesini asal sayı yapan, bu sevdiğim sorulardan bir tanesi, haberin olsun. 2 üzeri x ifadesini asal sayı yapan x'in birbirinden farklı en küçük iki değerinin toplamı kaçtır? Asal sayıların da en küçüğünü bulmak lazım o zaman. 2 üzeri x 2 ise x kaçtır? Bir kere 1'dir. Bu 1. İkincisi, hocam başka asal sayı eşitleyen var mı? Var güzel kardeşim bak. 3'ü de eşitleyebiliriz. Ne yardımıyla? Logaritma. X kaçtır? Logaritma 2 tabanında 3'tür. Yani diyor ki şununla şunu topla. Şimdi nasıl toplayacağız? Logaritma 2 tabanında 3 artı 1'i nasıl yazarım ben? Logaritma 2 tabanında 2 diye yazarım. Ve tabanlar 2 ise bunlar toplanıyorsa içler ne yapılır? Çarpılır. 2 kere 3 6'dır. Dolayısıyla cevap da logaritma 2 tabanında 6'dır denilebilir. Ve son olarak son sorumuz. Son soruyu çözmeden önce de hala abone değilsen kanala abone olup bildirimleri açıp bu videoyu da beğenirsen beni mutlu edersin. Diyelim soruyu çözelim. E üzeri x'e e üzeri eksi x'i ekleyeceksin diyor. Ve e üzeri x'ten e üzeri eksi x'i çıkaracaksın. Ve sonucu 2 bulacaksın. Bunun çözüm kümesi nedir diye sorulmuş. Öncelikle şunu yapalım. E üzeri x'e sevgili gençler biz a dersek. E üzeri eksi x 1 bölü e üzeri x'tir. Ve bu da 1 bölü a'dır. O halde yazalım. A artı 1 bölü a bölü a eksi 1 bölü a eşittir. Kaçmış? 2. Önce a'yı bulalım biz. Şu kısım a kare artı 1 bölü a'dır. Şu kısım a kare eksi 1 bölü a'dır. Ve bu da 2'ye eşitmiş. Bölü a'lar bir kere gider. İçler dışlar çarpımından da a kare artı 1 eşittir. 2 a kare eksi 2 gelir. Hepsini sağ tarafa alırsam a kare eksi 1 eşittir. 0 a kare eksi 3 özür diliyorum. A kare eksi 3 eşittir 0 gelir. Demek ki burada a kare kaçmış? 3'müş. O zaman a kaçtır? Ya kök 3'tür ya da eksi kök 3'tür. Doğru mu? Doğru. Şimdi gençler, a dediğimiz şey neydi? A dediğimiz şey arkadaşlar e üzeri x'ti. E üzeri x ya kök 3'müş ya da e üzeri x eşittir eksi kök 3'müş. Bir kere eksi kök 3 olamaz. Niye? Çünkü e sayısı 2,71 yani pozitif bir sayı. Pozitif bir sayının hiçbir kuvveti sabaha kadar uğraşsak negatif olamaz. Dolayısıyla eksi kök 3 eledim. E üzeri x kök 3 ise logaritma e tabanında kök 3 x'tir. Bu da nedir? Elen kök 3'tür. O zaman tek kök vardır. O da C seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz sevgili gençler. Evet, logaritma ayeti adına fazla abartılmaması gereken bir konu. Tamam, kesinlikle doğru yapmanız lazım. Yani bir iki tane soru çıksa da kesinlikle doğru çıkarmanız lazım o soruyu. Doğru olarak yapasınız ki netleriniz artsın ama diyorum ya kafanızda fazla abartmayın. Çünkü gençler logaritma konusu en başına da söyledim videonun bitirirken de söylüyorum. Bence bulmacadan öte değil. Yani bulmaca gibi tıkır tıkır çözebileceğin tatlı bir konu. Dolayısıyla kafanda fazla büyütme. Ben logaritma yapamıyorum diyen öğrenci daha ben görmedim. Yaparsın, yapamıyorsan da yapacaksın. Merak etme. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Dinlediğin için teşekkür ederim. Umarım anlamışsındır. Hoşça kal, sağlıkla kal ve bol bol matematik çalışmayı da unutma.